Banu'yu benden kaçırmaya hakkınız yok sizin. Kaçırmıyoruz. Banu tedavi için yurt dışında. Tamam, ben de bu tedavinin bir parçası olabilirim. Onu benden uzak tutamazsınız. Neyim ben? Nişanlısı değil miyim onun? Onun bir kere en çok bana ihtiyacı var. Doktoru ne söylüyorsa ben onu uyguluyorum. Ya yapmayın. Ben kusura bakmayın da doktora sizin güvendiğiniz kadar güvenemiyorum. Evet, güvenemiyorum. Ortada bu kadar gizli saklı şey varken, o da bu kadar alet olmuşken güvenemiyorum. Kusura bakmayın. Ziya Bey hiçbir şey alet olmuş değil. O işini çok iyi yapıyor. Hastasına saygılı olduğu için gizledi durumu. Ya şu durumun gerçekte ne olduğunu bir öğrensem doktorundan daha fazla yardımcı olacağım bari. Ay yeter. Ne yaşadığımızı bilmiyorsun. Ben evliliğimi bitirdim. O kadını da Atilla'yı da hiç affetmedim. Kendim için değil. Banu'ya yaşattıkları için. O çocuk Banu'nun psikolojisini bozdu. O yangından sonra daha da dağıldı. Ya yapmayın Ebru Hanım ya. Bana hikayeyi anlatmayın. Ben bütün gece uyumadım. Parçaları birleştirdim. Çözdüm, biliyorum artık. Anladım her şeyi. İkisi de bilmiyordu bu durumu. Banu kardeşi olduğunu bilmeden... Kim kimin kardeşi? Barış. Burak mı? Burak mı? Burak bizim kardeşimiz mi? Anne bir şey söyle. Atilla'nın oğlu. Banu'nun kardeşi. Nasıl olur ya? Benim niye haberim yok bundan? Lütfen Barış. Çok ağır şeyler yaşadım. Ne olur üzme beni. Niye bana söylemedin? Niye benim haberim yok? Niye benden sakladınız anne? Niye? Bilseydim. Bilseydin onu buraya çağırmazdın değil mi? Ne diyorsun sen de? Ne diyorsun? Kendi kazdığın kuyuya kendin düştün. Burak'ı senin çağırdığını biliyorum. Ne biliyorsun sen be? Sahtekar! Ne biliyorsun? Ne saçmalıyorsun? İkiniz de kesin yeter Barış. Sen yaptın. Banu'yla bizim aramızı bozmak için planladın bunu. Burak'ın eski aşkı olduğunu zannedip Banu'yla bizi ayırmaya çalıştın. Ya yazıklar olsun sana ya, yazıklar olsun. Onun ne hale geleceğini bile bile sırf bana olan düşmanlığından yaptın bunu. Yalancı adil herif. Tek... Güney, Barış, ikiniz de gelsin yeter. Barış. Kim çağırmış onu? Ha? Nereden duydun sen bunu? İspat et öyleyse. Hadi ispat et. Söyle nereden bildiğini. Güney, izin ver bize. Lütfen git. Defol git buradan. Defol. Banu şu anki durumundan sen sorumlusun. Sırf beni saf dışı bırakmak istediğin için. Güney dedim. Güney lütfen git. Güney, izin ver bize. Anne nasıl olur? Allah'ım kafam almıyor. Her şeyi anlatacağım. Burak Çatalcalı. Nasıl olur ya? Nasıl olur? Sakin ol lütfen. Her şeyi anlatacağım. Evde miydin oğlum sen? Ben de diyorum kapıyı kilitlemeden gittim herhalde. Çıkacağım şimdi. Nereye oğlum? Yufka aldım. Börek yapacağım akşama. Senin en sevdiğinden ıspanaklı. Cemre'nin doğum gününe gideceğiz. Zeynep'le mi? Evet Zeynep'le. Dur bak sana bir şey getireceğim. Abinin davetiyesi geldi. Çok güzel değil mi? Nasıl yani? Düğün davetiyesini postayla mı yollamış gıcık herif? Özel kuryeyle geldi o.
Aferin ona ya. Aferin. Tam ona yakışan bir hareket olmuş bu, biliyor musun? Öyle söyleme oğlum. Ya ne demeyeyim be? Ne demeyeyim? Ya insan anasına babasına... Ya davetiyeyi postayla gönderir mi ya? Ya ben sana diyorum, bu tam Lüle. Lüle. Oğlum, bütün organizasyonu bir şirket yapıyormuş. Her şeyi onlar üstlenmiş. Bizimkiler elini sürmeyeceklermiş bir şeye. Liste vermişler. İşte o listeye göre herkese gönderiyorlar özel kuryeyle. Tamam, bari telefon edip çağırsaydı. Sesini duyarım istiyse. Ablamla konuştum. Onlar da almışlar davetiyeyi. Bak, bu da senin. Ayrıca sana özel yazdırmış. Zahmet etmiş. Çok teşekkür ederim. Ne yapıyorsun oğlum? Kuzey. Niye böyle yapıyorsun ki? Çok 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 üzüldüm sana eser oldu. Şöyle sağda müsait bir yerde bekleyeceğiz. Şu beyaz minibüsün arkasına. Alo. Hazır mısın? Alo Cemre, annem geldi. Aa, öyle mi? Evet. Bana sürpriz yaptı. Ay çok sevindim. Hadi gözün aydın. Sağ ol. Ben biraz geç geleceğim, ona haber vereyim dedim. Söz verme. Bir dakika canım. Efendim? Söz verme canım. Bu akşam oturup ailece konuşacağız. Bu meseleyi bu akşam halledeceğiz. Alo. Sonra konuşuruz. Ben seni sonra arayacağım, tamam mı? Tamam, tamam canım. Görüşürüz. Selam söyle annene. Tamam canım. Hadi öpüyorum. Zeynepciğim, arkadaşlarınla her zaman görüşebilirsin ama benim zamanım kısıtlı. Biliyorsun sırf bu işi halletmek için geldim buraya. Biliyorum anneciğim.
Ama keşke geleceğin günü bana da haber verseydin. Ben de zor durumda kalmazdım. Cemre doğum günü için çok özendi. Buradaki tek arkadaşım. Bir saat bile olsa bir uğrayayım. Baban bir süredir onlarda kaldığından bahsetti. Hı hı. Cemre ile Gülten abla ben geldiğim ilk günden beri beni yalnız bırakmadılar. Arada onlar olmasaydı bu kadar müsamaha göstermezdim zaten. Gülten Hanım da eşinden ayrıymış galiba değil mi? Hı hı. Gitmeden onlarla da tanışmayı çok isterim. Tabii. Ama önce bir kuzeyle tanışalım bakalım. Hemen arıyorum. Bir dakika, bir dakika. Önce bir kendi aramızda konuşmamız gerekmez mi Emrah? İyi de önce kimin üzerine konuştuğumuzu ben de anlamayayım mı Hüseyin? Anneciğim, Kuzey'e haksızlık yapmadan tarafsız bir gözle bakarsan gerçekten çok seversin. Yani ben tarafsız gözle bakamıyorum, Kuzey'e haksızlık ediyorum öyle mi? Evet, haksızlık ediyorsun. Bizim aramızı düzeltmek için nasıl uğraştığını bir bilsen. Ha yani sana kalsa burnunu kırıp özür dilemeye gelmeyecektin yani. Ben buraya özür dilemeye gelmedim. Ben suçlu değilim ki. Seninle konuşmaya geldim. Ne yaptığının farkında değilsen seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Aa yeter ama yeter. Ne oluyorsunuz canım? Yani siz bunca zamandır hep bu şekilde mi yaşadınız? Ayıp, gerçekten çok ayıp. Kuzey konusu renk değiştirince babam da değişti. Hiç de haksız olmadığımı sana bir bir anlattım. Ben de konuşuyordum annemle. Tercihlerim konusunda ne kadar haklı olduğumu biliyor. Ya en azından saygı gösteriyor ya. Zeynep lütfen. Ya ikiniz de bir sakin olun. Ya sorunlarımıza bu şekilde bir çözüm bulamayız. Ben sakinim. Ben de sakinim. Ayrıca sorun Kuzey değil. Sorun anlayışsızlık. Zeynep. Canım sen de uzatma artık. Bak işte hep böyle. Zora gelince sesini yükseltiyor. Hadi. Ara bakalım Kuzey'i. Ara da bir tanışalım. Ben bu çocuğu iyice merak etmeye başladım. Efendim Zeynep. Canım ne yaptın? Hazırlandın mı? Ne yapayım ya? Hazırım. Ben de şimdi evden çıkıyordum. Sen ne yaptın? Konuştun mu babanla? Sayılır. Düzeltebildin mi arayı? Bugün beni almaya biraz erken gelir misin? Ne oldu? Bir problem mi var? Yok yok. Seni biriyle tanıştırmak istiyorum. Kiminle? Sürpriz. Hadi sen erken gel lütfen. Ya ben diyorum ki gidip Cemre'ye bir hediye bakayım aslında. Selen'le sahilde buluşuruz. Annem geldi burada. Ney? Ya. Hadi çabuk gel. O da seninle tanışmak için sabırsızlanıyor. İyi tamam tamam geliyorum ben o zaman. Tamam hadi. Çabuk bekliyoruz. Çok sevindi hemen geliyorum. Kimsenin doğum gününü unutmayın siz. Hiç kimsenin. İstediğiniz olunca nasıl pekala da hatırlıyorsunuz. Hediyelerinizi de alın koşa koşa gidin. Bir ben umurunda değilim kimsenin. Ben gidiyorum. İsteğim var mı? Güle güle. Senin. Ne anlam ifade ediyorum çözemedim hala. Çözemedin mi? Yukarıdan aşağı mı, sağdan sola mı? Ne bu ya? Bulmaca mı çözüyoruz? Bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Ya sen benimle dalga geçiyorsun. Of Demet ya, of ya. Vallahi ben anlamıyorum. Şu anda neye tartıştığımızı benim kafam anlamıyor. Bir ilişki sürekli yorgan altında geçmez. Ha, doğru söylüyorsun. Hatırlat da bir ara o yorganı değiştirelim. Pike mevsimi geldi artık. Ne var? Şaka yapıyorum Demet.
Sen bana kendimi kötü hissettiriyorsun. Ben daha önceki ilişkilerimin hiçbirinde böyle bir şey yaşamadım. Ulan hasta etme beni ha. Ben sana demedim mi daha önceki ilişkilerinden bahsetme diye? Ben onları sıfırlamışım, kafamda halletmişim. Sen niye bana hatırlatıyorsun ya? Yok ya, Ali olmuyor böyle. Yani bir gün iyi, bir gün kötü. Bir uçuşa gidip geliyorum, böyle hır çıkıyor anında. Ya ben mi çıkarıyorum ya, ben mi çıkarıyorum? Ben mi çıkarıyorum? Hayır, ben mi çıkarıyorum? Sen çıkarıyorsun tabii, ben mi çıkarıyorum? Konuşulmuyor bile seninle. Beni takmıyorsun ki hiç. Bana önem vermiyorsun. Ya ben senin hayatının bir köşesinde böyle manasız manasız durmak istemiyorum. Sus Demet. Kurban olayım, sus artık ya. Alo, geldiniz mi? Geldik, geldik. Kapıdayız. Tamam, tamam, hemen çıkıyorum ben. Niye normal çiftler gibi bir yerlere gitmiyoruz? Gitmiyor muyuz? Ne yapıyoruz şimdi? Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Bir yerlere gitmiyor muyuz? Gidiyoruz işte şimdi. Ne yapıyoruz? Bunu mu diyorum? Dışarıda bir şeyler paylaşmıyoruz ki hiç. Neden? Çünkü birbirimizden beklentilerimiz farklı. Of Demet ya. Of vallahi içimde balonlar şişti. Yeter artık ya. Hiç öfleyip pöfleme. Bu işte bizim durumumuz. Ya yeter Demet. Ne olursun yeter artık ya. Bitir artık şunu ya. Kızın da doğum gününü etmeyelim. Ne haber James? İyi. Sizden? İyiyiz. Ne oluyor ya? Ne bu suratlar böyle be? Çarşamba pazarı gibi. Yok bir şey, yok bir şey. Al işte. Bir saattir konuştuğum hiçbir şeyin önemi yok değil mi? Yok. Çünkü boş konuşuyorsun. Aa, ne oluyorsunuz be? Ya Cemre, Allah aşkına sen söyle. Bir ilişki sürekli yatakta geçer mi? Çüş. O yabancı değil. Ya yabancı değil de askerlik arkadaşımız da değil mi? Ya tamam, bağırma Ali. Ya bunca zamandır birlikteyiz. Hani hiçbir yere gitmiyoruz yani. Taktı bir yerlere gitmeye ya. Ben ilişkinin nereye gittiğini sorayım. Ama sen bunları düşünmeye o kadar uzaksın ki böyle anlıyorsun. Tamam kızım ya, tamam ya, sus ya. Lafı ağzıma tıkıyor. Merhaba merhaba. Başka bir laf etmeden paldır küldür eve kapanıyoruz. Nasıl başka laf etmiyorum ya? Seni seviyorum diyorum ya. Seviyormuş. Evet. Seviyorum. Nereden belli? Hayır, seven insan saygı gösterir. Sen bana değer vermiyorsun ki. Of, kafam atacak artık. Yeter artık Demet. Aa, yeter be. Bütün gece sizi mi dinleyeceğim ben böyle ya? Ya yemin ediyorum seviyorum diye. Ben daha ne yapayım ya? Nasıl göstereyim? Takla mı atayım? Amuda mı kalkayım? Ne yapayım ben ya? Hiçbir şey yapma. Sen hiçbir şey yapma. Bana bakın, kesin kavga etmeye doğum günümde. Bozmayın moralimi ya. Bu gece bir ara verin. Yarın istediğiniz gibi yersiniz birbirinizi. Hadi şimdi öpüşün, barışın bakayım. Hadi. Ya dur, kaza yaptıracağım bana. Öptüm farz et. Hadi öptü bak. Hadi sen de bir öpücük at da bitsin bu iş hadi. Attım farz etsin o da. Ay Allah'ım, deliler ya. Olanları öğrendikten sonra Atilla'yı hiç affetmedim. Burak'ın varlığı da o da yeni öğrenmişti ama yapamadı. Boşandık. Çekip gittim işte. Atilla'yı terk ettim diye arkamdan ileri geri konuştular. Kimseye cevap vermedim. Gururuma yedirip kimseye asıl sebebin ne olduğunu söylemedim. Nasıl söyledir ki? Sır olarak kalması lazımdı. Öyle de oldu. Burak'ın annesi öldükten sonra da başka bilen kalmadı zaten. Bugüne kadar? Evet, bugüne kadar. Hazmetmek çok zordu. Nasıl büyük bir felaket atlattık, haberin var mı Barış? Atlatabildik mi acaba? Banu için söylüyorum ben. Hiçbir şey yaşanmadığı halde Banu bu duruma geldi. Onun için hastalandı. Bu felaketi düşündükçe kendini kaybetti. Sonra da başka kaçış yolları buldu kendine.
Kendini affetmedi ama babasını affetti. Babasının biricik kızı olmayı oynadı. Ama bu durumla hiç baş edemedi, hiç. Şimdi de yavrum nasıl dağıldı. Karşılaşmaları alt üst etti onu yine. Burak'ı ondan uzak tutmak lazım Barış. O adamın ortalarda görünmemesi lazım. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Şimdi biraz nefes alacağım. Barış. Güney'in söylediği doğru mu? Gerçekten onu sen mi çağırdın? Kardeşine bu kötülüğü yaptın mı? Hayır. Su getirin, su! Su getirin! Allah'ım! Banu, kazaydı. Kendine gel. İyi misiniz? Banu Hanım. Ben yaptım. Ben çok kötü bir şey yaptım. Kazaydı canım, kazaydı. Merhaba Hüseyin abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Babam sahildeki balıkçıya rezervasyon yaptırmaya gitti. Sen akşam doğum gününe gitmeyecek misin? Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Emral ben. Kuzey. Memnun oldum çok. Zeynep'in sana niye bu kadar çarpıldığını şimdi daha iyi anladım. Gerçekten çok yakışıklıymışsın Kuzey. Yani ben de şimdi Zeynep'in neden bu kadar açık sözlü olduğunu daha iyi anlıyorum. Zeynep de birbirimize bazı noktalarda benzeriz. Hadi kapıda kaldık, içeri girelim. Buyurun. Teşekkürler. Hüseyin abi ben geldim miyim gitti? Yok canım, söyledim ya akşam için rezervasyon yaptıracak. Hüseyin'in olmayışı iyi oldu aslında. O gelene kadar ben de biraz arayı kapatmış olurum. Sizi daha yakından tanırım Kuzey. Bir şey olmasın yani, bir problem olmasın da. Yok canım. Her şey yolunda. Kahve içer misin? Yok yok, otur ya, zahmet etme. Yok canım, ne zahmeti? Yolculuk nasıl geçti? Rahat geldiniz mi? Evet. Tam vaktinde geldim. Ne güzel.
sürpriz yapmak istediniz yani Zeynep'e. Aslında benim için de böyle oldu. Planlarım dışında gelişti her şey. Annemin yoğunluğu arasında buralara kadar gelmesi mucize gibi. Tabii yani iş güç falan bunlar çok önemli şeyler. Yok, bu sefer daha önemli bir işi var. Babamla aramızda hakem olmak için gelmiş. Öyle mi? Hı hı. Size sevindim. Kim kim olacağız şimdik? Barış geliyor. Can Bey geliyor kız arkadaşıyla, sevgilisiyle. Zeynep de biraz geç gelecekmiş. Annesi gelmiş İtalya'dan. Aa, hadi ya. Sürpriz yapmış. Kuzey'de Zeynep'le gelir o zaman. İşte en fazla 10 kişi olacağız. Kuzey, bu Barış sempatiğinin geldiğini bile bile gelecek yani. Hadi bakalım. Akşam bize heyecanlı dakikalar bekliyor. Bana bak Ali. Bak sakın Kuzey'in yanında da böyle söyleyip yükseltme onu. Yok kızım, ben niye öyle bir şey yapayım ya? Böyle bir günü rezil ederse bir daha yüzüne bakmam onu, söyleyeyim. İnşallah akşama bir şey olmaz. İnşallah maşallah yok yavrum. Kuzey fırtınası bu. Ne zaman nereden eseceği belli olmaz. Her şeye hazırlıklı olacaksın. Ay Ali, ama meraklısın moral bozmaya ama ha. Sen de hazırlıklı oluyorsun yani. Gerçekler diyorum. Son olanları biliyorsun. Korkutup durmasana kızı. Tamam ya. Ben bir şekilde hallederim. Oyalarım ben Kuzey'i, merak etme sen. Zaten kalabalık olacağız. Sahil, mangal, et, alkol malkol derken kimse kimseyi fark etmez bile. Ben şunları götüreyim. Tamam, git sen getireyim canım. Dün gün böyle surat mı asacaksın? Hiçbir şey olmamış gibi bir davranın. Mantıklı. Bence öyle yap. Çünkü hiçbir şey olmadı. Ben sen yanımdayken bile seni özlüyorum. Tınaşmam ya. Biz geldik, geç kalmayın. Bu sefer de güneş birlikte batıralım. Alo Barış Bey. Merhaba. Merhabalar. Nerelerdesiniz? Ya kusura bakma Cemil'cim, ben bu akşam gelemeyeceğim. Gerçekten mi? Niye? Aile meselesi diyelim. Anladım. Belki geç de olsa halledersiniz işinizi, gelirsiniz yanımıza. Beni bekleme bu gece Cemre. Özür dilerim. Gerçekten çok üzgünüm ama... Bunu daha sonra telafi edeceğim söz. Alo, beni duyabiliyor musun? Evet, evet. Çok net duyuyorum. Neyse, tamam. Ne yapalım? Sıkmayın canınızı. Sana iyi eğlenceler. Çok öpüyorum. Kutluyorum seni. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Gelemiyor muymuş hoşumuna? Aman ne üzüldüm, ne üzüldüm. Kızım ne güzel işte. Daha ne istiyorsun? Hır çıkmayacak. Huzurlu bir akşam geçireceğiz. Oh be. Rahatladım şimdilik. Sen de iyisin ha. Kız sevgilisi gelmiyor diye üzülüyor. Sen de seviyorsun. Ne sevgilisi ya? Sevgilisi falan değil o onun.
Yemişim öyle sevgiliyi. O heriften kimseye hayır gelmez. Uzak olsun, yerinde dursun. Öylesi iyi. Gerisi bozar bizi. Burak Çatalcan'ın odası cevap vermiyor efendim. Hay Allah ya. Barda ya da restoranda olabilir mi? Bakabilir misin? Tabii efendim. Burak'ı sen çağırmamıştın, değil mi? Nasıl yaparsın bunu bana? Sen her şeyi burnunu sokmak zorunda mısın? Ne oldu? Bak yaptığın kötülük ayağına dolandı işte. Masken düştü artık. Bağının zerre kadar düşündüğün yok senin. Senin kadar yetenekli değilim demek ki bu konuda. Sen istediğin kadar inkar et. Neden bağının yanında olduğunu biliyorum. Zamanı gelince de herkese ispatlayacağım. Ben Banu'yu seviyorum ama sen onu delirtmeye çalışıyorsun. Bizi birbirimizden ayırmak için her geçen gün daha da çirkinleşiyorsun. Burak Bey, merhaba. Merhaba. Barış, inanmıyorum. Oynamanıza gerek yok. Buraya sizi Barış Bey'in çağırdığını biliyoruz. Güney, lütfen olayları birbirine karıştırma. Burada ne işiniz olduğunu öğrenebilir miyim? Benim toplantım vardı, şimdi ayrılıyorum. Ama bu tesadüf sayesinde de sizinle yeniden karşılaşmış olduk. Geçen sefer doğru düzgün tanışamamıştık. Ama artık buradasınız galiba. Ya, evet. Buyurun. İstediğiniz zaman beni arayabilirsiniz. Gerekirse de görüşürüz. İyi günler. Size. Ne oluyor? İşler biraz karıştı. Nasıl? Seni gördükten sonra Banu'nun durumu alt üst oldu. Dinlensin diye yurt dışına yolladı annemi. Banu şimdi nasıl? Toparlanıyor. Daha iyi olacak. Seni çağırmakla hata ettim. Gelmen hiç iyi olmadı. Bir an önce gitmen lazım buradan. Bir an önce. Barış, ben daha sorularıma cevap alamadım. Lütfen beni zor durumda bırakma Burak. Sen gel deyince geldim. Ama madem artık İstanbul'dayım, ne zaman döneceğime kendim karar vereceğim. O zaman İstanbul'un keyfini çıkar Burak. Ama paran yettiği kadar kalırsın. Çünkü eğer bizi kızdıracak bir şey yaparsan bundan sonra harçlığın kesilir. 5 kuruş alamazsın. Peki niye istedin gelmemi? Hı? Şimdi niye bu kadar telaşlı beni göndermek istiyorsun? Aslında... Bir sebebi vardı. Ama şimdi bir şey oldu, vazgeçtim. Anlatmak istemesem de öğreneceğim. Sana iyi tatiller. Yani şimdi de babamla birlikte kendi ürünlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Abinle başladığınız makara işine devam edeceksin değil mi? Yani öyle ama onun dışında tabii başka şeyimiz de olacak, ürünlerimiz de olacak. Sonra peki? Emral dilinde bu bir sonraki hedefin ne demek oluyor kuzeyciğim? Aa ya, anladım. Yani hayat neyi gösterir tabii bilemeyiz ama öncelikle bu işi oturtmaya çalışacağız. Olur inşallah. Bakalım. Yani olmasa da başka bir şey düşüneceğiz. Düşünmek zorundayız. Hayat. Yani rüzgar nereye götürürse oraya, öyle mi? Yani yok, tabii ki öyle bir şey yok. Daha sonraki prosesler aslında zincirle birlikte belli olacak. Yani aşağı yukarı. Hüseyin'le ben çoğu zaman çoğu konuda anlaşamayız. Ama
her zaman anlaştığımız tek şey Zeynep'tir. İkimizin de tek isteği, hayattaki en büyük gayesi kızımızın güvende olması ve onun iyi bir hayat sürmesidir. Evet. Tabii benim de Zeynep için dileğim bu. Açık konuşmak gerekirse yani sizden, Hüseyin abiden farklı bir şey düşünmüyorum kendisi için. Bunu hayat tarzınla, tavırlarına destekleyebiliyor musun peki? Anneciğim, bu konuşmana ne gerek var? Şimdi bakın, ben Zeynep'e zarar vermek istemem. Hem de bunu hiç istemem. Eğer siz bunu kastediyorsanız. Yani bakın, benim hayatım belli. Ben kimseden bir şey saklamadım. Her şey açık ve net. Ne güzel. Ben Zeynep'e de daha en başındayken söyledim. Benim dibim çamurlu dedim. Dedim mi, demedim mi? Yani bazı talihsizlikler oldu. Evet. Bunları düzeltmeye çalışıyorum. Hayatımdan silmeye çalışıyorum. Hani derler ya, adın çıkmış 9'a inmez 8'e diye. İşte benimki de o hesap. Ne oluyor canım? Annem de sınav yapmıyor burada. Evet. Hayatta nelerle karşılaşacağımız belli değil. Her şey insanlar için. Ama önemli olan yaptığımız hatalardan ders çıkarabilmek. Yani bunları tekrarlamamak. Aynen. Ben şanssız bir başlangıç yaptığını biliyorum. 4 yıl kaybettiğini de. Ama bir anne olarak bundan sonrasını merak ediyorum. Lütfen beni anla. Yani kuzeyin hedefleri nelerdir, neler yapmak ister? En azından kızımla beraber olduğun sürece. Yani ne desem bilemiyorum. Çabalıyorum, uğraşıyorum ama yani ben de kendi düzenimi kurmaya çalışıyorum. Mesela Zeynep okulunu başarıyla bitirdi ve hemen çalışma hayatına atılmak istedi. İkisini de başardı. Bundan sonraki ilk hedefi de yeterli tecrübeyi edindikten sonra kendi moda evini kurmak. Açıkçası benim günü kurtarmaya çalışmaktan bu dediklerinizi hiç düşünmeye fırsatım olmadı. Başkalarına ne desem yalan olur. Hacer, çalkalayı ver canım saçı. Tamam abi. Hüseyin Bey. Hayrola, bu saatte? Neredeyse akşam olacak. Bir iki şey vardı da unutmuşum. Onları halletmeye geldim. Ne oldu? Zeynep'le konuşabildiniz mi? Ha, sormayın. Ben ortalığı daha beter karıştırdım galiba. Ay, ne oldu? Bu durumu Emre'le haber vermiştim. Yani Zeynep'in annesi. Ha. Benim eski eşime. O bilsin istedim. O da bu durumu bir imdat çağrısı olarak almış. Kalktı geldi. Ya. Ne güzel, ne güzel. Vallahi güzel mi değil mi bilmiyorum ama ben çok huzursuz oldum. Huzursuz olacak ne var canım? Fena mı işte? Yardım olur tabii. Ne demişler? Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Emral asıl zaferini kutlamak için geldi. Nasıl yani? Ona göre bu da benim baş edemediğim bir durum işte. O her şeyi çekip çevirir. O halleder. O çözer. Eminim şimdi Zeynep'i İtalya'ya dönmek için ikna edecektir. Aa, anladım. Siz Zeynep geri dönecek diye endişe ediyorsunuz. Belki de böylesi daha iyi olur. Hatta keşke ikna edebilse diyorum. E tabii canım.
Uzaktan baba olmak daha kolay. Nasıl olsa bütün sorumluluk annede. Yok canım, yani öyle düşündüğünüz gibi değil. Ben Zeynep'in burada bir geleceği olduğunu düşünmüyorum. Ne uzar ne kısalır. Hele bir de bu mahalleye takılıp kalırsa. Yani Hüseyin Bey, artık siz de böyle söylüyorsanız yani. Vallahi zorla kaçıracaksınız kızı. Ondan sonra kalacaksınız yalnız başınıza. Hem canım yani niye bu kadar müdahale ediyorsunuz? Koskoca kız nerede ne yaşayacağını kendi karar versin yani. Bilmiyorum vallahi. Ay yok vallahi Hüseyin Bey. Bence yanlışsınız. Yani ben sizden daha yapıcı olmanızı beklerdim. Kafam karışık Gülten Hanım, kafam. Aslında bunca seneden sonra Emrel'le karşılaşmak sarstı galiba beni. Aa, şöyle söyleyeyim. Siz eski eşinizi gördünüz diye dağıldınız. Yok canım, ne alakası var? Olmaz mı canım? Vardır mutlaka. Neyse Hüseyin Bey. Benim müşterim bekliyor, dükkana dönmem lazım. Merak etmeyin, eşiniz durumu düzeltecektir. İçiniz rahat olsun. İnşallah. Hadi Allah kolaylık versin, iyi günler. Gülten Hanım. Bir akşam hep beraber bir yemek yiyelim. İnşallah, inşallah. Boşanma davasına da bazı pürüzler çıkmış, öyle mi? Eşin seni serbest bırakmazsa ne olacak? Bırakacak. Eli mecbur. Anneciğim, niye bunları soruyorsun ki? Yani sanki biz evlilikle ilgili konuşuyormuşuz da sen de bunları öğrenmek istiyormuşsun gibi. Hayır, yok daha öyle bir şey. Biz daha oralara gelmedik. Özür dilerim canım ama yani onun bu kadar sahiplendiğini görünce ben de arkadaşlarınız daha ciddi boyutta diye düşündüm. Kuzey zor bir dönem geçiriyor. Şu anda ileriye dönük planlar yapmak için erken olduğunu düşünüyoruz ikimiz de. Ali. Alo. Neredesin Kardo? Zeynep'lerdeyim Kardo, sen? Valide Hanım'la tanıştık da Zeynep'in annesiyle. Muhabbet ediyoruz. Güzel. Selam söyle benden de. Aleyküm selam, eyvallah. Doğum gününe gelmeyecek misiniz? Bilmiyorum daha işte, duruma göre bakacağız. Konuşamıyorsun galiba. Hayır, öyle öyle öyle. İyi hadi, sonra konuşuruz. Tamam hadi. Hadi eyvallah. Çok selamları var. Eyvallah. Kuzey tarz sahibidir. Telefon tutuşu, harbi, samimi, içten konuşması. Kendine özgü başka bir havası vardır. Ben kalkayım. Müsaadenizle sizin de konuşacaklarınız vardır. Ne, beraber yemek yiyecektik? Yok ya, Cemre'ye ayıp olur. Sen gelemiyorsun, bari ben gideyim. Bekle, beraber gideriz. Ya hediye almak için geç olur ya. Hem siz yapın. Anne kız baş başa kalın yani, konuşacaklarınız vardır. Ama ısrar etme Zeynep. Bak, ilk günümüz diye bize anlayış gösteriyor Kuzey, öyle değil mi? Tabii, tabii. Çok naziksin Kuzey, teşekkür ederiz. Rica ederim, ne demek. İyi akşamlar. Tanıştığımıza çok memnun oldum ben Kuzey. Ben de çok memnun oldum tanıştığımıza. Ya iyi. İnşallah bunu da içinizden gelerek söylüyorsunuzdur. Evet, bütün içtenliğimle. Ben de Zeynep'in annesiyle tanıştığım için çok memnun oldum. Hoşça kalın. Görüşürüz. Ben yemekten sonra gelirim yanına. Ya ben kalmam fazla ya. Çıkarım zaten şimdi. Barış Dingil'i de orada olacak. Affedersiniz. Dingil ama gerçekten.
Hadi görüşürüz. İyi günler. Küçük, şirin bir evmiş. Kullanışlı. Bana çizimlerini gösterir misin? Sen hiç Kuzey'i sevmedin. Zeynep'ciğim, ben onunla senin kadar vakit geçirmedim. Yani onu sevecek ya da sevmeyecek kadar tanımıyorum. Ama eminim sen onda sevecek, hoşuna gidecek bir şeyler mutlaka bulmuşsundur. Başka? Başka? Gerçekten çok yakışıklı. Yani dönüp dönüp kendine baktırıyor insanı. Ama bir taraftan da karikatür gibi. Çok içtendir. Samimidir. Tahmin ederim. Bak canım, ben sana güveniyorum. Sen Kuzey'de yakışıklılığı dışında da sevecek bir şeyler bulmuşsundur mutlaka. Anne, senden tek istediğim şey babam gibi ön yargılı yaklaşmama. Tabii ki. Ama ben de senden yani bu aşka böyle göz kapalı bakmamanı istiyorum. Yani şu an o hissettiğin heyecanlar durulduğunda ya da aşık olduğun adamın sana çok etkileyici gelen yönlerine alışmaya başladığında eksilerle artılar çok daha net bir biçimde çıkacak ortaya. Bunlara hazırlıklı olmalısın. Hadi bakalım bana çizimlerini göstermeyecek misin? Aylardır neler yapıyorsun çok merak ediyorum doğrusu. Tamam, getiriyorum. Aşk olsun ama neden? Öyle mi? Geçmiş olsun. Tamam, tabii. Teşekkür ederim, sağ olun. Tekrar geçmiş olsun, iyi akşamlar. Ne oldu? Can Bey golf oynarken belini incitmiş. Düzelir diye beklemiş ama çok ağrısı varmış. Gelemiyor. Canı sağ olsun. Evet. Kuzey'de şimdi Zeynep'i bırakıp gelmez. Anlayacağınız bu kadarız. Olsun canım. Biz bize yeteriz. Kendi kendimize yaparız eğlentimizi. Aslında saçmalık oldu ya. Öyle parti yapacağım falan diye çıkmayacaktım ortalığa. Hayda. Bizim hazırlıklarımız bitti. Böyle hazırladık. Mangalları yakmayı başaralım mı? Aslında biz üç kişi kaldık. Aksilikler oldu. Parti falan olmayacak yani. Ama biliyorsunuz biz hazırlığımızı parti olacak şekilde yaptık. İptal etseniz de... Tamam, tamam. Biliyorum. Ben ödemeyi tam yapacağım. Olur mu canım öyle şey? Tamam anne, tamam. Teşekkür ederim. Ne yapalım? Biz de biraz takılır dağılırız o zaman. Öyle şey olur mu be? Delinin zoruna bak. Eğleneceğiz bu gece. Bugün senin doğum günün. Sağ olun çocuklar ama durum ortada yani. Ya parti var deyince kaç kişi anında gelir biliyor musun? İstediğin insan olsun. Tabii lan. Bedava içki, yemek. Ben şimdi Ercan'a bir telefon çakarım. Bizim tayfayı toplar gelir, burayı yangın yerine çeviririz hemen. Yok, benim daha güzel bir fikrim var. Hesabından insanlara mesaj atacağım. Tanıdıklarına mı? Yok artık. Doğum günümü tanımadığım insanlarla kutlamak istiyorum. Canım sıkılıyor, bugün ne yapayım diyorsan gel yiyelim, içelim, dans edelim. Bendensin. Attın mı gerçekten? Evet. Adresi de et yapıp gösterdim. Sen harbiden manyaksın Cemre. Ya gelirlerse? Gelsinler. Hadi bakalım, parti başlasın. Başlasın vallahi. İyi ki doğdun James. İyi ki doğdun. Siz de iyi ki varsınız.
Abi şuna bir baksana. Doğum gününü tanımadığın insanlarla kutlasın o zaman. Dileğini yerine getirin. Kimin? Kaşınan birisi. Merhaba. Merhaba. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben aslında hediyelik eşya bakıyordum ama... Tabii. Aklınızda bir şey var mı? Yok. Bir fikrim yok. Nasıl birini alacaksınız? Özel birine mi? Evet. Yok şey... kız arkadaşım değil, normal arkadaşım. Şöyle bir şeye ne dersiniz? Yok. Yok yani bu değil. Bu değil. O da çok şık bir şey. Ama şu tarafta daha zarif modellerimiz de var. Yok yok, budur. Hediye paketi yapıyorum. Tabii yapalım lütfen. Geldim, geldim. Güney, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Ay, ne iyi ettin de geldin yavrum. Hoş geldin. Müsait misiniz? Müsaitiz, müsaitiz. Gir. Kimse var mı? Yok kimse oğlum, yalnızım. Gel. Kuzey ile Zeynep, Cemre'nin doğum gününe gittiler. Baban da daha gelmedi oğlum. Cemre'nin doğum günü yarın değil mi? Bilmiyorum ki. Önden mi ne kutlayacakmış? İyi ki geldin yavrum. Ne kadar özlemişim seni. Korkudan da arayamıyordum. İşin gücün falan vardır diye. Ya istediğin zaman ara anne. Ne güzel ettin de geldin, böyle sürpriz yaptın anneye. Canım benim. Ben de seni özledim. Anne. İyi misin oğlum? İyiyim, iyiyim. Rengin zararmış, solmuş biraz. Yok, yorgunum biraz ya. Anne, odama çıkabilir miyim? Niye soruyorsun yavrum? Orası senin odan. Tabii çık. Canım benim. Karnını aç mı oğlum? Yemek hazırlayayım mı sana? Ha? Yok, yok anne. Güney, davetiyenize bayıldım oğlum. Çok güzel olmuş. Banu nasıl? İyi mi? Onu da epeydir görmüyorum. İyi, iyi. O nerede? Çalışıyor mu? Yurt dışında. Öyle mi? Dönmedi mi daha? Ne güzel. Maşallah, maşallah oğlum. Sen de işlerini bitir, git yanına. Hazır elinizde imkan varken gençliğinizin tadını çıkarın oğlum. Düğün alışverişine başlamıştır o şimdi. Vallahi oğlum, her gün dua ediyorum size. Allah'ın nazarlardan esirgesin sizi. Maşallah. Güney, öyle hemen uyumasan biraz konuşsak. Hani düğün de yaklaşıyor. Ne yapacağız? Bize düşen ne? Ha yavrum? Anneciğim ne olur biraz uyuyayım ha. Kendime geleyim, sonra konuşuruz. Tamam oğlum, tamam uyu. Güney, iyisin değil mi annem? Bir sorun yok değil mi Banu'yla falan oğlum?
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş. Kardeşim sayılır Cemre benim. Hoş geldiniz. Biraz tuhaf oldu ama. Merhaba. Cemre ben. Cemre. Vay. Eyvallah. Hoş geldiniz. Cemre. Evet. Merhaba. Teşekkür ederim size. Şişt, Cemre bu sistem tuttu ya. Ben de mi böyle yapsam? Hediyeli hediyeli geliyorlar ha. Ha. Geldi bizimki. Ne oluyor lan burada? Kim bunlar? Hiç işte. Bizim delinin işleri. Ben seni gelmezsin diye düşünüyordum. Hoş geldin. Hoş bulduk da sen mi çağırdın bu kadar adam buraya? Evet, ben çağırdım. Sağ olsunlar, kırmadılar, geldiler. Nasıl çağırdın diye bir sorsana. Ya tamam Ali, amma uzattın ya. Kim bunlar? Sen nereden tanıyorsun bunları? Oğlum, yazdı. Bunlar da koştu geldi. Hediyeli hediyeli hem de. Ne? Sen... Ya sen nasıl böyle bir şey yaparsın Cemre? Ne kötülük var bunda. Kalabalık olduk işte, ne güzel. Ya kızım bu... Ya bu çok tehlikeli bir şey Cemre. Ya sen nasıl böyle bir düşüncesizliği yapabilirsin ya? Ben sizin arkanıza adam dolaştırıyorum. Sen kalkmışsın buradan. Tamam ya. Ya inanamıyorum sana ya. Bir şey olmaz bu kadar kalabalığın içinde. Hem Ferhat nereden bilsin ki? Ya vallahi inanamıyorum sana. Tamam, tamam sus konuşma ya. Tanımadığım bir sürü insanı toplamışım buraya. Onlar da üşenmemişler, kalkmışlar, gelmişler. Bu deli, millet ondan deli. Mesaj atmasaydım üçümüz baş başa kalacaktık burada. Yalnız kalmamak için yaptım. Ne var yani? Hayırdır? Barış Akman jölesi sen ektin mi yoksa? Sen de Zeynep ekmiş. Ya ne alakası var? Zeynep'in annesi geldi. Ondan dolayı gelemedi kız. Biliyoruz. İstese onu da getir. Ya sen ne... Oho! Fırlaşmaya mı geldik, kutlamaya mı? Neyse, tamam. Doğum gününde kimsenin moralini bozmasına izin vermeyeceğim. Hadi geç, geç bir şeyler ye, iç. Ben de gideyim şu müziği değiştireyim artık. Dansım geldi, duramayacağım. Cemre. Hediyeni vermedim. Aa. Niye zahmet ettin? Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Merak etme. Ben de. Kuzeyi gösterir. Çok güzel düşünmüşsün. Hep kendi aldığını hatırlatacak ya, pusula almış. Yok, yok be oğlum, ondan değil ya. Yani ben aslında çok düşündüm ne alayım diye ama bir türlü şey yapamadım, karar veremedim. Sonra aniden bunu görünce dedim ki yani esprili bir şey olur. Öyle. Beğendin mi? Çok. Sen tatlım. Haydi bu müzik. Ben bu müziği değiştirmeye gidiyorum. Tamam.
Venüs Hanım, sizinle görüşmek isteyen bir bey var. Burak Çatalcalı. Merhaba. Burak. Nedense gelişim herkesle aynı etkiyi yarattı. Herkesin karşısına böyle birden çıkıyorsan çok doğal bence. Yıllar oldu. Ha, evet, haklısınız. Kusura bakmayın, böyle habersiz rahatsız ettim sizi. Teşekkür ederim. Niye buradasın? Aslında buraya Ziya Bey ile görüşmek için gelmiştim. Ama kendisi yurt dışında galiba. Evet. Babamı neden görmek istiyorsun? Bazı sorularıma yanıt bulmak için diye. Çok değişmişsin. Sinan Erler bana çok iyi baktı. İyi bir eğitim aldım. İyi yerlerde yaşadım. Senin adına sevindim. Rezalet çıkarmayayım diye tazminatımı ödediler. Haklarını inkar etmeyeyim, hala da ödüyorlar. Burada olduğundan haberleri var mı? Evet. Banu'yla kısa bir görüşmemiz oldu. Yıllar sonra seni hangi rüzgar attı buraya? Şeytan döktü diye. Barış'la ayrıldığınızı okudum. Evet. Sinan Erler'in hayatına tutunmak zordur, bilirsin. Bilmez miyim? Benim Banu'yla konuşmaya ihtiyacım var. Venüs, lütfen bana yardım et. Bu mümkün değil. Sana yardım edemem. Onunla konuşmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Sana yardım edemem. O zaman bekleyeceğim. Ebru Sinaner'i karşına almakla büyük hata edersin. Teşekkür ederim. Bu arada Ziya Bey, onunla görüşmek istediğimi lütfen ilet. Bu otelde kalıyorum. Hoşçakalın. Güle güle. Bunlara da eğlence lazım. Herkes teşne. Demet'le papaz olduk bugün. Hadi ya. Ha. Çok şaşırdım. Oğlum siz her zaman öylesiniz zaten. Cemre'nin hatırına Barış'ı ilan ettik. Bak birader. Olmuyorsa olmuyor. Devam etmenin bir manası yok. Yani bitsin gitsin bu iş yani. Ayrıca siz çok laçık oldunuz zaten. Bitsin istemiyorum ki. Seviyorum ben bu kızı. Harbi mi lan? Harbi. Hani güzel işte oğlum. Daha ne istiyorsun? Ne bileyim kardeşim.
Galiba paçamı bağlayacak diye korkuyorum. O yüzden öküzlük ediyorum kızım. Oğlum sen bayağı ciddi şeyler düşünüyorsun yani ha? Hadi lan. Seviyorum be kardo. Düşünüyorum onu. Köfte senin. Sen biliyorsun işte. Kimler geldi, kimler geçti. Hiçbiri Demet gibi olmadı. O başka. Bambaşka. Ha sen evleneceksin yani. Koydun kafaya. Gittiğimde abimlere de açtım biraz. Böyle konuyu köşesinden, kenarından dolandırdım. Harbi mi lan? Hmm. Oğlum sen trene binmiş gidiyorsun lan. ne dediler sizinkiler? Atladılar tabii hemen. Başımı bağlamak istiyorlar zaten onlar. Hemen getir görelim falan dediler de. Ben de öyle aceleye getirmek istemedim. Kardeş, hayırlı uğurlu olsun. Mutluluklar. Çok mutlu oldum. Eyvallah. Ona baksana. Ay nasıl sinir oluyorum ya. Bir tek Kuzey'le konuşurken yüzü gülüyor bu adamın. Bak bak bak. Şunların muhabbetine bak. Bana gelince hep hötüs öt Cemre vallahi ya. Kuzey'e gelince böyle. Ay zoruma gidiyor artık ya. Ama onlar kardeşten de öteler değil mi? Yani Ali Kuzey'e Güney'den daha yakın. Ya Kuzey kardeş de ben neyim? O hep baş köşede, ben böyle kenarda. Ay insan sevdiğine böyle davranır mı? Sen söyle. Ali çok iyi çocuktur Demet. İfade edemiyor belki ama belli seviyor seni. Hadi canım sen de. O ilişkinin sonu yok anladım ben. En iyisi gitmek. Zaten ben de tayinimi istedim. Hadi ya. Bizim şirket yurt dışı ofislerinden birine yer görevlisi alacakmış. Dilekçe verdim ben de. Çok büyük ihtimalle olacak gibi duruyor. Bakalım. İnşallah olur. Gerçekten istiyor musun yurt dışında yaşamak? Nerede olursa olsun. Artık kurulu bir düzenim olsun. Düzenli bir hayata geçeyim istiyorum. Aslında yurt dışında yaşamak güzel fikir. Olursa neresi olacak belli mi? Çok büyük ihtimalimiz. Ay harika. Oğlum zaten... Yani madem kararını vermişim bunun artık ağırdan almanın bir manası yok. Şipşak hemen bitireceksin anladın mı nokta atışı. Biz de senin mürüvvetini görelim lan. Bu hafta içi halledeyim diyorum. Şöyle güzel bir şeyler düşüneyim. Değişik bir şey. O şekilde evlenme teklif edeyim. He? Yakışır. Eyvallah. İnşallah olur da kimseye engel olmam. Çeker giderim. Bunlar da böyle alırlar birbirlerine otururlar. Ya deli ya. Ya ne yapayım çok sinir oluyorum ya. İyi akşamlar. Cemre Hanım'ın pastasını getirmiştim. Pastayı biz hazırlamıştık. Bu nereden çıktı? Arkadaşlar ona sürpriz olsun diye hazırlamış bu pastayı. Bunun kesilmesini istiyorlarmış. Tamam o zaman. İkisini de koyarız keser. O da olur. Bunlarla maytaplar içinde. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ben şunu tazeleyeyim istiyor musun? İçiyorum hadi.
Yalnız bir saniye, bir saniye. Kuzey gözünü kapadı. Kapamadım gözümü ya. Gözünü kapadı, gözünü kapadı. Görmediniz mi? Gözünü vallahi kapadı. Vallahi kapamadım ya. Ya vallahi kapadın, gözünü kapıyorsun. Oyun moranlık yapmayın. Ne yapıyorsun be? Kuzey. Gözüne mi geldi? Ya çok hayvansın Kuzey. Dur, dur ya. Bir bakayım. Ya dur. Bakayım bir saniye. Ya bırak. Cemre. Cemre katma ya. Daha devam edeceğiz. Sıra bize de gelecek. Oynamıyorum ben. Oo. Ya Cemre. Ya çocuğum, niye habersiz geliyor ya? Telefon diye bir şey icat edildi. Telefon. Ya evine gelirken de telefon mu edecek? Allah Allah! Evden gitmeyi biliyor, gelirken haber vermeyi de bilecek. Ne olur Sami, uyandıracaksın. Kurban olayım sus. Bak canı sıkkın belli. Ne olur gitin üstüne. Ya utanmaz herif ya. Utanmaz herif. Düğün davetiyesini postayla göndermeyi biliyor da eve gelirken telefon etmesini mi bilmiyor? Ya dedim ya sana işte organizasyon şirketi. Başlarım ben onun organizasyonuna da şirketine de. Saygısız herif. Ne oldum delisi oldu? Ne olur bağırma sus. Ya hiç mi utanma yok bu adamda ya? Hangi yüzle kalkıp geliyor buraya bu ya? İyi akşamlar baba. Ne işin var lan burada? Sami. Ulan o uncuların orada yaptığın şovdan sonra insan bir arar da bir özür diler be. Niye geldin buraya? Arı kovanına çomak sokmak için mi? Kardeşinin damarına basıp delirtmek için mi? Ya niye özür dileyecekmişim ki? Ona imkan tanıdığım için, önünü açtığım için. Senin tanıdığın imkana ben be. Baba kanunsuz yaptığınız bir işi meşrulaştırdım ben. O şekilde yapamayacakken yeniden oyuna dahil ettim. Fena mı oldu? Sen bunu bizim için mi yaptın? Yok canım, sen bunu da kendin için yaptın. Kardeşinin sırtından gene kazanmak için. Tamam, tamam evet. İnkar etmiyorum bunu. Kuzey hırsla çalışacak, ben de onun üzerinden kazanacağım. Ama ben olmadan yapamazdı. Ben ona bir alan yarattım, yol açtım işte. Tabii ya. Güney olmadan olmaz ki. Ya sus be kadın, sus! Aklın nermedi işlere, bir karışma sen be! Ne yapalım istiyorsun lan, ha? Ne yapalım? Attığın onca kazıktan sonra karşına geçip sırtını mı sıvazlayalım istiyorsun? Ya baba Allah aşkına ya. Kim kime kazık attı, ha? Benim ürünümü taklit eden sizsiniz. Ben yine de iyilik yaptım. Lan senin başlarım lan ben senin ürününe. Senden gelecek iyilik Allah'tan gelsin. Ulan senin menfaatin olmasa sen yaralı parmağı işemezsin be. Dayamışsın sırtını sosyetiklere, çan çan ötüyorsun karşımda. Yeter ya, yeter! Benim neler yaşadığımı bilmiyorsun sen. Benim nelerle mücadele ettiğimi de bilmiyorsun. Sürekli kendi dertlerinizdesiniz. Bir kez sordunuz mu? Oğlum nedir halin, nedir durumun? Sordunuz mu? Güney, nereye gidiyorsun oğlum? Anne, bırak. Yavrum, ne olursun gitme. Bak, yemek yiyelim. Senin için musakka yaptım Güney. Çok üzülüyorum anneciğim. Ne olur yapma, gitme. Üzülme. Başka zaman telefon eder, öyle gelir. Güney. Gece göz bebeklerim büyüyor. Daha da güzel oluyorsun. Senin de içince dilin çözülüyor. Önce sarhoş kafayla bakılır bana, değil mi? Bana bunu hissettiriyorsun. Kızınca da çok tatlı oluyorsun. Daha önce söylemiş miydim? Duruyorsun, duruyorsun. Gecenin ilerleyen saatlerinde adam gibi davranıyorsun. Yatma vakti yaklaşınca sevgili gibi oluyoruz. Onun dışında odun. Çok ayıp. İnsan sevgilisine odun der mi kız? Hı? Bırak Ali ya. Çok üzüyorsun beni. Sen de çok konuşuyorsun. Aşkta kaybolmaktan korkmuyorum. Çünkü hep benimle olacaksın.
Kuzey'i gösterir. Duygusal takılıyorum bu gece. Yapma. Hiç yakışmıyor sana. Değil mi? Etrafta bu kadar insan varken, elimi nereye uzatsam biri tutacakken... yalnızlıktan dem vuruyorum ben de. Şımarıklık benimkisi. Ama bu gece doğum günümü kutluyorum. Her şey hakkım. Hoş geldin. Doğum günün kutlu olsun. Unutmadın ha? Şaşırdım vallahi. Ya aslında itiraf etmem gerekirse unutmuştum. Anneme uğramıştım, ondan duydum. Tamam canım, unutman normal zaten. Cemre, bu insanlar kim? Tanımıyorum. İnternetten mesaj attım, geldiler. Nasıl? Deli misin sen? Niye böyle bir şey yaptın? Aman fena mı oldu işte? Kalabalık olduk. Ha, bu arada davetiyenizi aldım. Hayırlı olsun. Ya sakın yanlış anlama. Çok tereddüt ettim ama yollamasam da olmazdı. Biliyorum, ben Banu Hanım'ın listesinde de vardım. İstersen gelmeyebilirsin. Olur mu canım? Senin mutluluğunu seve seve izleyeceğim. Sen nasılsın? Ne var ne yok? İyiyim. Her şey yolunda. Şu Burak Çatalcalı davası ne oldu? Çözüldü. Problem yok. Görüştük, konuştuk. Detayları sana mail atarım. Tamam, görüşürüz. Teşekkürler. Gel hadi, böyle yabancı gibi durma. Bir şey iç bari. Keşke gelmeseydin. Arkadaşlarını kaçırdım bak. Kuzey! Kuzey, hadi pastam geldi. Hadi sen de. Buyurun efendim. Pastam da 10 numara 5 yıldır. Tam zamanında geldik. Pasta kesiliyor. Hadi siz de gelin 5 dakika. Yok canım, gidelim biz.
Sen bizim yerimize de kutlarsın. Ceylanım. İyi ki doğdun Cem. Cemil! Ay ne oldu? Ne oldu sana? Ne oldu sana? Anne tamam, iyiyim. İyi misin? Bir şeyim yok, tamam. Ay nasıl yok bir şey ya? Yine o herif mi yaptı? Ferhat'ın işi mi bu? Tamam, sakin ol. Olamam efendim ya, ne sakinliği ya? Gülten Hanım, sakin olun. Çok haklısınız, sakin olun. Gülten abla. Yeter bu adamdan çektiğimiz. Anne ağlama. İyi misin sen ha? İyi misin yavrum? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Bakayım bir şey oldu mu? Bir tarafına bir şey oldu mu? Hayır, hayır olmadı anne. Al çantanı hemen hastaneye gidiyoruz. Ya hadi kalk. Anne iyiyim ben, bir şey olmadı. Safa sağlam. Ay Cemre. Ay Cemre, Cemre, Cemre ben çok korktum. Ya bir şey olsaydı sana ben ne yapardım? Ya tamam, o olmadı, olmadı çok şükür bir şey. Zeynep, hadi kızım bir su get. Aklım çıktı ya duyunca. Allah o herifin cezasını versin inşallah. Yüreğimize indirecek bir gün. Geçmiş olsun. Tanıştırayım. Emral, eşim yani eski eşim Gülten Hanım. Memnun oldum. Ya, ne oldu bir anlat bakayım şimdi şunu. Anne polise biraz uğur anlattım sonra. Allah'ın cezası ya. Bak zehir etti bugünü de görüyor musun? Ya kötü bir şey olsa, ya daha kötü bir şey olsa. Anne, anlamadım. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Burak Çatalcalı'nın odası 302 numaraydı değil mi? Burak Bey otelimizden ayrıldılar efendim. Öyle mi? Yarım saat önce çıktılar. Peki, teşekkür ederim. Neden kararını değiştirdin? Bana da çok büyük haksızlık yapıldı. İkimize de verilecek hesapları var. Verilmesi gereken cevapları var. Sana yardım etmeye karar verdim. Çünkü ikimiz daha kolay uğraşırız onlara. Yeter artık Kuzey ya, bu ne? Hep senin Ferhat'ınla mı uğraşacağız biz? Yüreğimiz ağzımızda her Allah'ın günü, bu neymiş ya? Ne yapacaksan yap vallahi, ben kızımı sokakta bulmadım. Gel de tavşan. Ne diyorsun lan sen? Tavşan diyorum, tavşan. Allah'ım
ya Rabbim, ben ne diyorum, bunlar ne diyor ya? Ben bu korkuyla yaşayamam Kuzey, bana bak. Ya. Oğlum madem şikayetçi olmayacaktın, niye geliyorsun lan buraya? Kime neyi şikayet edeyim? Bir şeyden haberim yok benim. Lan biz... Ferhat senin problemin, benim değil. Bana ne? Bana ne yani? Bana bak, böyle devam edip de o herifi işimize bulaştırırsan... İndir lan elini. O parmağını indir dedim sana. Ne yapacağız? Şişt, şişt. Gel buraya. Ben o herifi işimize bulaştırmana izin vermem. Lan konuşma! Ya bak. Oğlum ne yapıyorsunuz? Burası yeri mi? Cemre yürü. Konuşma. Adama bak ya. Ali. Tamam ya, bir şey yok. Tamam, bir şey yok. Cemre'leri sen bırak eve. Bir dakika Kuzey. Bak oğlum. Verilmiş sadakamız varmış ki Cemre'ye bir şey olmadı. Yarın vereceğim hemen, yarın, yarın. Aynı şey benim kızımın başına da gelebilirdi. Bak sana güzellikle söylüyorum. Kendini biliyorsun. Başındaki belalar malum. Ben... kızımdan ayrı kalmak istemiyorum Kuzey. Zeynep'i geri göndermek istemiyorum. Ona bir zarar gelsin istemiyorum. Lütfen. Kızımdan uzak dur. Çok rica ediyorum senden. Çok haklısın abi. Çok haklısın Hüseyin abi. Özür dilerim. Merak etme. Bundan sonra kimsenin kılına zarar gelmeyecek. Merak etmeyin siz. Kuzey! Cemre! Kuzey bir dakika bekle. Cemre buraya gel. Cemre! Geç çabuk arabaya. Ben yanındayım canım. Artık hiçbir şeyden korkmana gerek yok. Birlikte bunu da atlatacağız, güven bana. Hadi. Hadi canım. Banu. Canım. Hoş geldin. Keşke daha önceden bilseydim bunu. Her şeyi öğrendin mi? Öğrendim canım. Hadi gel. Banu döndü. Artık benden neden bu kadar korktuklarını öğrenebileceğim. Şu anda en büyük korkuları düğün öncesi büyük bir skandal çıkması. Bence çok daha büyük bir durum var ortada. Ama nasıl olsa öğreneceğim. Zeynep, hayırdır, sen bugün çalışmıyor musun? İzin aldım. Annem gidiyor da yolcu edeceğim. Ha, Allah kavuştursun. Sağ ol. Merhaba Sami amca. Merhaba. Demek veda vakti geldi ha. Öyle oldu. Evde barış sağlandı ama değil mi?
Ha, kuzey ortalarda olmayınca bizimkiler açısından da sorun olmuyor biliyorsun. Ya kuzey nerelerde, ne yapıyor? Bilmem. Konuşamıyoruz ki hiç. Şehir şehir dolaşıp feasibility şeysi yapıyor işte. Beni hiç aramıyor. Ben de ne kadar arasam telefonu kapalı. Ya makaram için koşturuyor ya. O yüzden 2 hafta sonra havaalanı yolunda en büyük köşemizi açacağız. O yüzden şey yapamamıştır yani. Merak edilecek bir durum yok. Bak sana ne göstereceğim. Aa, çok güzelmiş. Demet'e mi? Bu akşam ona evlenme teklif edeceğim. Çok sevindim, tebrik ederim. Eyvallah. Kuzey'in haberi var mı? Ha, var. Bir ara söylemiştim. Böyle bir günde seni bile yalnız bıraktıysa bizi çoktan gözden çıkarmış demektir. Olur mu öyle şey Zeynep? Sizi düşündüğü için buralarda değil. Öyle mi söyledin? Söylemesine gerek var mı? Kuzey'i bilmiyor musun? Siz konuşuyorsunuz değil mi? Doğruyu söyle. Ya ben aramıyorum. Birkaç sefer o aradı. Sizleri sormak için. Beni sana sormak yerine beni niye aramıyor Ali? 15 gün oldu. Biliyorum, biliyorum. Bir işleri yoluna koysun. Annen seni çağırıyor galiba. Ay kusura bakmayın, müşteriyi hemen bırakamadım. Ben de sizinle vedalaşmaya gelmiştim. Aa, gidiyor musunuz? Hı, evet. Hay Allah. Gelmenizle gitmeniz bir oldu. 15 gündür buralardayım. Uzun bile kaldım. Hay Allah. Doğru düzgün görüşemedik de sizinle. Bir dahaki gelişim artık. Evet. İstanbul'u özlemişim. Özlenmez mi? Buralardan gitmek her seferinde daha zorlaşıyor. Hüseyin Bey bayağı üzülecek. Artık kızım, oğlum size emanet. Hüseyin de çocuk gibidir. Aman canım, bana niye emanet ediyorsunuz Allah aşkına? Hani ben kendi kızımı koruyabiliyor muyum sanki? Ama Allah'tan son günleri sakin geçirdik. Kuzey yoksa dert de yok. Zeynep bu konuların şakasını bile yaptırmıyor. Hadi anneciğim, geç kalmayalım. Tamam canım. İtalya'ya da bekliyorum. İnşallah. Hoşça kalın. Güle güle, iyi yolculuklar. Görüşürüz Güten ablacığım. Allah kavuştursun Hüseyin Bey. Geldi Seyfi abi. Hakkını helal et. Helal olsun. Buldun mu bir şeyler Seyfi abi? Al bakalım. Eyvallah abi. Sır alıncaya kadar sırtımdan tar boşandı. Arkadaşlar zor ikna etti. Vallahi bana o kadar büyük bir iyilik yaptın ki abi, anlatamam sana. Ne kadar çok yerden geliyormuş mektup buna. Bazıları ona gelen adresler, bazıları da onun cevapladığı adresler. Anladım. Bak söz verdin bana. Kötü bir şey olmayacak. Sonra benim de başım belaya girer. Yok ya benim güzel abim, merak etme, ben senin başını belaya sokar mıyım hiç? Kendi başını da sokma. Ya vallahi bak yemin ediyorum. Ben kendimi korumak için gidiyorum. Bu herife ulaşmak zor. Şimdi polise gidip bunu bulun diyemiyorsun ki. Benim elimde bir yüz olsun. Ben ondan sonra bunları polise vereceğim. Sonra gidecekler, kendileri halledecekler. Kendileri bulacaklar Farhat'ı. Sen öyle diyorsan. Öyle öyle, merak etme sen. Bu kağıdın üstünde bütün adresler var. Ama ne kadar doğru yanlış bilemem. Sen yine de çok güvenli bir köyde.
Sıkıntı yok. Ben tek tek kendim bulacağım. Problem değil. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Eyvallah Seyfi abi. Hiç unutmayacağım bu iyiliğini. Önemli değil oğlum. Sen yeter ki başını belaya sokma da. Önemli değil. Sen merak etme. Allah'a emanet ol. Sen kendine iyi bak. Sen de. Selametle. Kuzey, günlerdir pusulaya bakıyorum. Seni göstermiyor. Aman saçmaladım yine. Mesajımı alınca ara beni lütfen. Senden bana zarar gelmez. Duydun mu beni? Keşke bütün günü katman olmalı linkte geçirseydik. Neden? Orası daha huzurlu. Ne bileyim, şirkete gitmek hiç istemiyor canım. Ama bugün seni üzecek kimse yok şirkette. Evet. Banu Hanım bugün dönüyordu değil mi? Evet, nihayet dönüyor alışverişten. Barış'la problem yok değil mi? Yok, Barış Bey'le aramızda ne problem olabilir ki? Bilmem. Ara sıra katılırdın aramıza. Şimdi ortalarda gözükmüyorsunuz birlikte. Zaman olmadı. Herhalde. Şimdi bir de düğün yaklaşıyor. Onların düğün telaşı da var. Doğru. Az kaldı. Her şeyi başa sardık. Her şeyi. Ya ne büyük haksızlık. Böyle bir iki ömür boyu taşımak zorunda olmak. Ağlama artık. Gözlerine kan oturmuş. Yeter artık, ağlama. Çocuktunuz Banu. İkiniz de çocuktunuz. Üstelik bilmiyordunuz. Üstelik bir şey yaşanmadı. Kızma kendine. Babana da. O da aldatılmış bir adamdı. O da bilmiyordu ki Burak'ın onun oğlu olduğunu. Söylememiş kadın yıllarca. O kadına öfkelenmekte haklısın sizi bu durumu sürüklediği için ama... o da ölmüş gitmiş. Her şey bitmiş. Bu hikayede seni üzecek kimse kalmadı artık. Burak var hala. Çıktı geldi karşıma işte. Gözümün içine baktı. O gerçeği bilmiyor ki. Evet, o da senin kadar masum. Sen düşünme artık bunları. Düğünle çok az kaldı. Düğünle odaklan tamamen. Bana bırak, ben her şeyi halledeceğim. Merak etme sen. Çek. Tamamdır.
al. Ne zaman döneceğiz, belli oldu mu? Ne var, sıkıldın mı? Yok, haftalarca kalabilirim. Keyfini çıkar o zaman. Ne oldu? Sen yemeğini ye. Allah kahretsin. Ne oluyor? Yine somurtuyorsun. Zaten bütün gece lafı ağzından cımbız aldık. Ne konuşayım? İyi tamam, konuşma. Ben de yemeğe gideceğiz falan deyince hani böyle özel bir şeyler yapacağız falan sanmıştım. İyisi adam gibi konuşacağız zannettim işte. Konuşmak istiyorum aslına bakarsan. Ya benim de sana söylemek istediğim bir şeyler var. Tamam. Önden siz buyurun. Bu böyle devam etmez. Hay canına yandım ya. Ne oldu? Ulan şansa bak. Pardon hayatım. Ben şuna bir bakayım. Tamam. Demet, torpido fener olacak, onu versene ya. Zaten ben de şans olsa. Yok burada fener mener. İyi bak yavrum, var biliyorum. Ne zaman bir şey konuşacak olsak böyle saçma sapan bir şey çıkıyor. Yok kuzey yarar, yok çöpten biri bulunur, yok pasta patlar. Ya söylenmeyi bırak da şu feneri getir. Ay Ali, yok dedim ya. Kutu var burada bir tane. Kutu mu? Allah Allah. Ne kutusu ya? Biri unuttu herhalde. Bu ne? Benimle evlenir misin? Güzellik yüküm. Bir şey dedim sana. Canı sıkıldı ama. Sinirlendirme, geç yerine. Thank you.
Hadi Şevval, hadi. Ne olur, yeter.